Ben sizi çok seviyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Bu sevgi olmazsa, bu muhabbet olmazsa, işte bugün Denizli'deki bu buluşmalar olur muydu? Unutmayın, kelamı kibar olarak, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Denizli Teşkilatımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, istikbalimizin teminatı bu gençlik var ya, evelallah bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Kızımıza bak, kızımıza. Nereden bulmuş bunu? Paradan 6-0 attık, masadan da atacağız demiş. Maşallah. Bu ne zeka bu? Ne zeka? 4-4'lük. Aynen öyle. Bizim atmamıza gerek yok zaten. Biz 6-0'ları atmaya alıştık. Onları da alıştırdık. Aman ya Rabbim, seni deli gibi sevmek gençlerin ruhunda var. Bunlar adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ticaretin, turizmin, tarımın hepsinden önemlisi, vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Maşallah, bugün Denizli yine muhteşemdi. Gittiğimiz her yerde Denizli'nin güzel insanlarının sevgisine bizzat şahit olduk. Toplu açılış törenimizi yaptığımız 29 Ekim bulvarını hınça hınç dolduran vatandaşlarımızın coşkusu ise gerçekten görülmeye değerdi. Ardından Deniz Tekstil'de kadınlarımızla yaptığımız buluşma bir başkaydı. Çok güzeldi. Ve Deniz Tekstil'in tabii ki
yönetim kurulu başkanı Deniz Hanım'ın orada gösterdiği ev sahipliği her şeye değerdi. Partim adına kendisine, babasına özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de burada AK Parti'nin Denizli'deki uç beyleri, akıncıları olan siz teşkilat mensuplarımızla coşkulu bir iklimde beraberiz. Tabii bu eserin ortaya koyanı olarak belediye başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Siyasetçi için 7'den 70'e milletinin teveccühüne mazhar olmak, açık söylüyorum, dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini hiçbir şey tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez. Denizli'nin duası, desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz. Yavruya iyi bak ha. Denizli bizim yanımızda dağ gibi durdukça Allah'ın izniyle Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez. Ne diyor o güzel Denizli türküsünde? Beyler bahçesinde kandiller yanar. Kandilin şavkına bülbüller konar. Acanım sürmelim palazım, alem sevdiğine böyle mi yanar? İşte biz de sizleri böyle seviyor, şehrimiz için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Denizli'ye olan teşekkürümüzü sadece sözde ifade etmiyor, yeni eser ve hizmetlerle gereğini de yerine getiriyoruz. Bugün de tek bir açılış töreniyle toplam tutarı güncel rakamla 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Resmi açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şu Honaz tüneli var ya, bu tünel bile yıllar yılı beklenen bir şeydi. Hep diyoruz ya, biz Ferhat'ız. Millet Şirin. İşte biz bu dağları delerek Şirin'e ulaştık, ulaşıyoruz. Onlar da gidiyorlar muslukları açıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Bazen de yanlarına birilerini alıp yani şimdi bu hakikaten Paris'tekinden daha güzel değil mi? Bunu diyorlar. Yani bunun şimdi batmanı yok mu? Bunun kaptanı yok mu? Haberleri yok ya. Yıllar yılı AK Partili iktidar kaptansız, batmansız biz nice trenleri yola koyduk.
Ve diyorlar ki Paris'teki, ya Paris'in metrolarında yukarıdan adeta yağmurlar akıyor. Yağmur damlaları, rezillik. Ama bizim şu anda elhamdülillah metromuz pırıl pırıl. İşte daha yeni yine açılışını yaptık. Pırıl pırıl. Nereden nereye? Kağıthane'den şu anda İGA'ya, İstanbul Havalimanı'na açılışı yaptık ve metromuzu orada tüm dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılırmış? Öğrenin. İşte bugün de Honaz Tüneli ile, evet, Denizli'nin özellikle içindeki ulaşım sıkıntısını aşmış olduk. Çift tünel. Bütün bu eser, proje ve hizmetlerin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde hem mevcut projeleri hızla tamamlayarak hem de yeni projeleri devreye alarak Denizli'mizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, Denizli'deki yoğun ve bereketli programımızın son durağı olan genişletilmiş il danışma toplantımızın şehrimiz, partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugüne Denizli teşkilatlarımızın farklı kademelerinde görev almış, AK Parti'ye omuz vermiş, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek çalışmış, çabalamış, ter dökmüş tüm kardeşlerime gayretleri için şükranlarımı sunuyorum. Bir dönem yol arkadaşlığı yaptığımız, ancak şimdi aramızda bulunmayan, ebediyete uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her biri ayrı bir fedakarlık abidesi olan kardeşlerimizin bizlere emaneti olan bayrağı Denizli ile birlikte tüm Türkiye'de yüceltmeyi sürdüreceğiz. Siyasi bir projeden ziyade milli bir hedef ve ülke olarak belirlediğimiz Türkiye 100 yılı vizyonu işte bu idealimizin bir remzidir. Türkiye 100 yılını milletimizin sadece belli bir kesiminin değil, 85 milyonun tamamının ortak özlemi, hayali ve kızıl elması olarak görüyoruz. Türkiye 100 yılı barışın, refahın, adaletin, demokrasinin ve kalkınmanın 100 yılıdır. Türkiye 100 yılı çekilen çilelerin boşa gitmediğini, verilen mücadelelerin zaferle neticelendiğini göreceğimiz bir asır olacaktır. Bunun altyapısını son 20 yıldır hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla zaten önemli ölçüde tamamladık. Ekonomisi
kriz girdabında sürüklenen ülkemizi her yıl ortalama %5 oranında büyüterek hamdolsun bu günlere hazırladık. Siyasi, diplomatik ve askeri bakımdan ülkemizin paçasından aşağı çeken ne varsa hepsini tek tek ortadan kaldırdık. Yarım asır sonra, unutmayın, gençler, bu çok önemli, IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibariyle 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı %20'den aldık. Şu anda nereye çıkardık? %80'e. Bakın nereden nereye geldik. Ve şu anda savunma sanayinde yerli mi, yabancı mı? Evet, yerli. Buraya geldik. İhracatımızı nereden aldık? 36 milyar dolardan aldık. Şimdi ihracatımızı nereye getirdik? 254 milyar dolara getirdik. Tüm bunlarla beraber sayısını 26'dan alıp 57'ye çıkardığımız havalimanlarımız var. Uzunluğu 6100 kilometre olan yollarımızı, evet, nereye çıkardık? 28.000 kilometreye çıkardık. Ve bütün bunlarla beraber otoyollarımızı 3633 kilometreye çıkardık. Ülkemizin dört bir yanını örümcek ağı gibi ören tünellerimiz, viyadüklerimiz, köprülerimizle istisnasız her ilimizde ve ilçemizde inşa ettiğimiz 1.170.000 konutumuzla söz verdiğimiz şekilde 81 vilayetimize kazandırdığımız millet bahçelerimizle, organize sanayi bölgelerimizle, hasılı ekonomiye, savunmaya, çevreye, topluma ve insana dair tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz muazzam projelerle son 20 yılda Türkiye 100 yılı vizyonumuzun altyapısını adım adım oluşturduk. CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken hamdolsun biz yüzlerce başlıkta ülkemize eser kazandırdık. İnsanımızın sıkıntılarını çözdük. Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Bugün Türkiye yüzyılından bahsediyorsak, gerisinde sabırla örülmüş işte böyle bir birikim, altyapı, emek, mücadele var. Eskiler ne derdi? Çok ilginçtir. Düt demeye dudak gerek. Türkiye bugün her alanda kendine güveniyor. Gerektiğinde yedi düvele meydan okuyorsa sebebi sahip olduğu işte bu güçlü altyapıdır. Bu iş öyle desteksiz atmakla, ağzına geleni söylemekle, hesapsız, kitapsız esip gürlemekle olmuyor. Önce kendinizi bu davaya adayacaksınız. Sonra sıkı bir hazırlık yapacaksınız. Ardından milletin desteğini kazanacaksınız. Sonra gece gündüz çalışıp, emek verip, gerektiğinde bedel ödeyip icraatlarınızı gerçekleştireceksiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra da bizim gibi milletin karşısına çıkıp gururla eserlerinizi, hizmetlerinizi
anlatacak vizyonunuzu paylaşacaksınız. Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışmış olanlar, biz bugün eser ve hizmet siyasetinde yarışalım deyince kaçacak delik arıyorlar. Yok öyle yağmur. Bu meydana çıkacaksınız, milletin terazisinde tartılacaksınız. Eğer gücünüz ve yüreğiniz yetiyorsa hizmet kervanına katılacaksınız. Aksi takdirde avara kasnak gibi boş yere dönüp durmaya, boş teneke gibi sadece gürültü çıkartmaya devam edersiniz. AK Parti ile karşısındakilerin farkı işte bu kadar açıktır, barizdir, nettir. Kardeşlerim, atalarımız evvel refik, badel tarik demişlerdir. Yani bir yolculukta önemli olan önce yoldaş, sonra yoldur. Siyasetçi ancak kadrosu yol ve dava arkadaşları kadar güçlüdür. Bir ekip ancak kendisine önderlik eden liderinin ufku ve vizyonu kadar uzak görüşlüdür. Bir parti de ancak mensuplarının gayreti kadar topluma umut olabilir, işte burada olduğu gibi. Biz 20 senedir yürüdüğümüz uzun ince bu yolda işte bunu başardık. Sizler gibi sağlam, samimi, civan mert kardeşlerimin varlığı sayesinde önümüze çıkan her türlü badireyi açtık. Kalpleri bir, hedefleri bir, inançları, umut ve sevdaları bir olanların yolunu hiçbir engelin kesemeyeceğini 20 yıllık süreçte defalarca gösterdik. Rabbime, şahsıma sizler gibi yol arkadaşları verdiği için, sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için binlerce kez hamd ediyorum. Rabbim aramızdaki bu muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum. Kısır siyasi ihtirasları, günübirlik çıkarları uğruna bir araya gelenlerin taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini hepimiz ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor. Ortada fal yok, yumurta yok. Daha kazanılmış bir seçim yok. Ama bunlar hangi koltuğa, kimin oturacağının kavgasına tutuşmuş vaziyetteler. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Fakat bizim karşımıza çıkarak bizimle er meydanında rekabet edecek bir isim dahi bulamıyorlar. Bir ara seçim tarihi netleşsin, adayımız hazır dediler. Daha sonra aday belli ama yıpratmamak için açıklamıyoruz bahanesine sarıldılar. Şimdi de anayasadan, seçim yasasından bir haber çıkışlarıyla madem bizim adayımız yok, Cumhur İttifakı'nın da olmasın demeye getiriyorlar. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine geçmişte söylediklerini inkar pahasına bize sataşıyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. Biliyorsunuz, oynamasını bilmeyen önce yerim dar.
yerini genişletince de bu sefer yenim dar dönmüş. CHP ve masadaki ortaklarının durumu aynen bu şekilde. Beceriksizliklerini, kifayetsizliklerini, çapsızlıklarını kabullenmek yerine her hafta yeni bir bahane üreterek kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Ama hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler, mızrağı çuvala sığdıramazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz de bizim aramıza giremezler. Ne kadar kaçarsa kaçsınlar, sandıkta hesap vermekten kurtulamazlar. CHP ve şürekasına artık ipe un serme politikalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyorum. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Eğer bu kadarını da beceremiyorlarsa, ülkenin her meselesini çözmüş parti olarak elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. Ama her şeyi de bizden beklemesinler. Madem binalarına siyasi parti tabelası asmışlar, bu kadarını da bir zahmet kendileri yapsınlar. Şaka bir yana maalesef karşımızdaki hazin manzara budur. Biz kimin ne yaptığına, kimin ne dediğine bakmadan sözümüzü milletimize söylemeye, yönümüzü doğruya doğru dönmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye inşallah 14 Mayıs Pazar günü tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşayacaktır. Ana kademe, hazır mıyız? Kadın kolları, hazır mıyız? Gençler, hazır mıyız? Ülkemiz seçim satım ayinine girdikçe şahsımızla birlikte doğrudan milletin iradesini ve tercihlerini hedef alan saldırılarda yoğunlaşıyor. Kendi ülkelerindeki seçimlerle bile doğru düzgün ilgilenmeyen uluslararası basın kuruluşları Türkiye'deki seçim sürecini gün be gün takip ediyor. Hatta takip etmenin de ötesine geçerek attıkları alçakça manşetler, yayınladıkları sinsi makalelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz bunları neyin rahatsız ettiğinin, bize niye saldırdıklarının, ülkemizdeki seçimlere niçin burunlarını soktuklarının elbette farkındayız. Daha düne kadar bu basın kuruluşlarını ağlama duvarına çevirenleri, Türkiye'yi şikayet etmek için zemin olarak kullananları da çok iyi biliyoruz. Bizim gibi aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor ve 14 Mayıs'ta bu emperyalist tetikçilerine yeter demek için sabırsızlanıyor. ...14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, aynı zamanda icazeti yurt dışında arayan mandacılara da yeter, söz milletindir diyeceğiz. Sandıkta ülkemizi arka bahçeleri olarak görenlerle birlikte ithal ekonomi komiserlerinden derman dilenen aciz zihniyete cevabımızı da yeter, söz milletindir diyerek vereceğiz. Tehditle, şantajla, baskıyla gözümüzü korkutmaya çalışanlara yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek tepkimizi bir kez daha güçlü biçimde göstereceğiz.
Bunun için önümüzde dolu dolu değerlendirmemiz gereken tam 104 gün, yani 3,5 ay var. Sayılı günün çabuk geçeceğini unutmadan, yarın seçim olacakmış gibi çalışmamız, koşmamız, koşturmamız gerekiyor. Denizli'de kapısı çalınmadık, yüreğine dokunulmadık, hali hatırı sorulmadık, gönlü kazanılmadık, hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Esnaf ziyaretlerinden, sivil toplum buluşmalarına, pazar yerlerinden kıraathanelere, en ücra mahallelere varıncaya kadar Denizli'de yaşayan her bir insanımıza muhakkak ulaşacağız. Bize oy versin veya vermesin, her bir kardeşimize icraatlarımızı anlatacak, yapacaklarımız için desteğini isteyeceğiz. Yaşadığımız tecrübeler bize daha önce ne söylerse söylesin, doğru üslupla yaklaştığımızda, gönlümüzü açtığımızda, hakkı ve hakikati konuştuğumuzda, kalbini fethedemeyeceğimiz hiç kimsenin olmadığını defalarca göstermiştir. Gençler, bizim nazarımızda sokaktaki her vatandaşımız ya zaten partimize oy verecek olan ya da oy vermeye aday seçmendir. Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya, inancından, tercihinden, kıyafetinden, meşrebinden veya siyasi görüşünden dolayı insanımızı hor hakir görmeye asla yer yoktur. Biz asla ayrımcılık yapmayız. Başkaları gerilimi körüklese de biz gerilime prim vermeyiz. Başkaları kışkırtsa da biz sükunetimizi, soğukkanlılığımızı bozamayız. Başkaları sorumsuzca davransa da biz millete, ülkeye, sokaktaki vatandaşlarımıza mesuliyetimizi asla ihmal etmeden yaklaşırız. Bugüne kadar hep kardeşliğin diliyle konuştuk. İnşallah bundan sonra da 85 milyonun ebedi ve ezeli kardeşliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz. Efendim, ne vereyim? Sizlerden önümüzdeki 104 gün boyunca bu şuurla hareket etmenizi bekliyorum. Özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize ulaşmamızın gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Biraz önce kadınlarımızla gerçekleştirdiğimiz programda onlara mesajlarımızı verdik. AK Parti her alanda olduğu gibi kadınlarımızın siyasi katılımı ve desteği konusunda da Türkiye'nin en büyük partisidir. Diğer yandan bu sene 6 milyona aşkın gencimiz ilk defa sandık başına gidecek. Gençler, 14 Mayıs seçimlerinde sandığın rengini gençlerin tercihi belirleyecek. Gençlerin en çok desteğini alan, en fazla ilgi gösterdiği parti yine biziz. Maşallah. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinde de gençlerimizin tercihleri noktasında İpi yine biz göğüsleyeceğiz. Bunun için tüm teşkilat mensuplarımızın vites yükseltmesini bekliyorum. Kadınlarımızdan ve gençlerimizden tempolarını artırmalarını, kapı kapı dolaşmalarını
özellikle istirham ediyorum. Sizlere veda etmeden önce şöyle kavlimizi tekrar yenileyelim istiyorum. Şimdi buradan Denizli İl Teşkilatımıza soruyorum. Hazır mısınız? Ana kademe 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar, 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla. Bu duygularla Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve şöyle kaldıralım kollarımızı. Hazır mısınız? Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Olacağız. Kardeş olacağız. Olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz günün anısına hediye takdimi için. Günün anısına Denizli İl Başkanımız Sayın Yücel Güngör, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdimleri olacak. İl Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.